hususta kamuoyunda çeşitli spekülasyonlar dönüyor. Dosya dışı bazı iddialar oluyor. Biz buna bir açıklık getirmek adına bugün bu basın açıklamasını yapıyoruz. Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış için baba Nizamettin Kabayış ve Van Barosu ortak bir basın açıklaması yaptı. Nizamettin Kabayış'ın Van Barosu adına avukat Sinan Özaras'ın verdiği vekaletnameyle Kadın Hakları Merkezi'ndeki avukatların dosyaya dahil olduğu bildirildi. Baro Yönetim Kurulu ve Kadın Hakları Merkez Üyesi avukatlarından oluşan bir çalışma grubu tarafından dosyanın titizlikle takip edildiği belirtildi. Rojin Kabayış'ın kaybolduğu günden bu yana Van Barosu olarak ve daha sonra ise ailenin avukatı olarak, vekaletli avukatı olarak dosya sürecinin takipçisi oldu. Her aşamada şunu net bir şekilde belirttik. Yürütülen soruşturmada kafamızdaki şüpheler giderilmedikçe bu dosyanın intihar algısı oluşturularak kapatılmasının doğru olmayacağını belirttik. Dolayısıyla bu dosya sonuna kadar her türlü ihtimali değerlendirilerek soruşturmanın yürütülmesi gerektiği noktasında aileyle mutabıktık. Gizlilik nedeniyle vakıf olamadığımız birçok bilgi oldu. Yine bazı dönemler içerisinde özellikle otopsi raporunu alamadığımız ve adli tıp raporunun elimize ulaşmadan önce bazı basın yayın organlarından sızdırılmış şekilde paylaşılması noktasında o gün de tepkimizi dile getirdik. Bugün de bir kez daha şunu ifade etmek istiyoruz. Basına yansıyan gerek otopsi raporu gerek ise adli tıp raporu yanıltıcı bilgilerle paylaşılmıştır. 20 Kasım'da aileyle birlikte Van Cumhuriyet Başsavcılığıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirildiği, yapılan tüm taleplerin savcılığa da iletildiği kaydedildi. Ayrıca aileye dosya hakkında ek bilgiler verilerek merak ettikleri tüm soruların yanıtlandığı ifade edildi. Ön otopsi raporunun bir intihar algısı oluşturmasında hatalı olduğunu, herhangi bir darp yoktur söyleminin yanlış olduğunu, nihai rapor gelmeden bu hususların netleşmeyeceğini belirtmiştik. Yine gelen adli tıp raporunda ise basın yayın organlarınca ölüm şeklinin suda boğulma ve intihar olduğu her ne kadar söylendiyse de bu hususun da yine gerçek dışı olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Van Barosu ve Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise raporun tespit bölümünde Rojin'in ölüm sebebinin suda boğulma olduğu tespit edilmiştir. Boğulmanın hangi yolla olduğu, ölümün intihar mı yoksa dışarıdan yapılan bir müdahale ile mi olduğu, yine boğulmanın Van Gölü'nde mi olduğu yoksa göl dışında bir yerde boğulduktan sonra cansız bedeninin göl içine mi bırakıldığı bilgisi yer almamaktadır. Otopsiye katılan gözlemci hekim ve diğer uzmanlarla birlikte yaptığımız toplantı üzerine ATK raporunda tespit edilen eksikliklerin tamamı ile ilgili savcılıktan taleplerde bulunulmuştur. Gerekli itirazlar yapılmıştır. Ayrıca Rojin Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış de Van Barosu'na teşekkür etti. Bizim baro başkanı avukat Sinan Özaras, bir de bütün ekipleri teşekkür ederim. İlgilendiği için zaten baştan beri bizimle beraberdi. Rojin kaybolduğundan beri oraya da 2-3 sefer bizim ziyarette bulundu. Sonra bizim avukat olarak dosyayı takip etti. Şimdiye kadar dosyayı takip etmiş, gene de takip edecek. Biz ondan memnunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar.